hızlı bir şekilde 5 dakikada ulaştı işte böyle takılmalar. Tabii kuyruklanmaya da bağlı bu. Ne kadar kuyruklanma çoksa oraya yeşili uzun veriyor. Şimdi bir tane simülasyon da var. Nüfusumuz 1980'den 2021 en son açıklanan nüfus verilerimiz. 3,5 kat arttı nüfus Antalya'nın. Motorlu araç sayısı 36 kat arttı. Otomobil sayısı da 38 kat arttı. 15 kilometrelik bu tamamlandı. 2 tane kavşağımız burada yapılmadı, eksik. Onları da biraz sonra bahsedeceğim. Kuzeybatı çevre yolu hiç yapılmadı. Bunlar tamamen karayolları sorumluluğunda. Örneğin Batı çevre yolunun Korkudeli yol kavşağındaki kavşağımız yapılmadı. Korkudeli yol kavşağı Kepez'in üstünde. Bu dönem bitti. 28 bin şu an yolcu taşımakta. Bu da güzel bir sayı aslında. Yavaş yavaş raylı sisteme doğru insanlar da gitmekte. Tabii pandemi etkiledi bir kısmını. Antalya'nın toplu taşımdaki en önemli nüvesi raylı sistem. Kırmızıyla gördüğümüz hat şu an yeni tamamlanan 3. etap. Maviyle gördüğümüz hatta 1. etap, 2. etapın toplamı. Kırmızı ve mavi var. Yeşil yeni yapacağımız bu dönem bir ay sonra projelerin tamamlanıp yapım süreçlerinin başlayacağı Konyaaltı Lara Kundu Varsak hattının bir kısmı etabı. 3. etapta bakın tam otogar kavşağında 3.436 metre tünel var. 3.5 kilometrelik yerin altında bir tünel var. Kimse görmedi aslında bunları. Bu dönemde başkanımız göreve geldikten sonra bu tüneller açıldı. 38 tane Antalya'da kavşağımız. Şu an inşaatı yaklaşık 3 aydan beri devam ediyor. 38 kavşağımız akıllı kavşak haline geliyor. Yeni bir sistem uygulanıyor. Sensörler yardımıyla da bu trafik senkron ayarları, ışık ayarları da ayarlanacak. Şu an 1,5 ay sonra bunlar tamamlanıyor. Bunun dışında 61 tane de kavşak ilçelerle birlikte uzaktan erişimli bir kavşak haline getiriliyor. 99 toplamda kavşağımız akıllı kavşak haline getirilerek uzaktan erişimli. Bizim bir trafik kontrol merkezimizden, onun da inşaatı şu an devam ediyor. O inşaat bitimiyle birlikte bu trafik kontrol merkezinden de yönetimi yapılacak aynı zamanda. Özellikle uzaktan erişimli kavşakların. Bununla birlikte tabii Antalya'da belli bir rahatlama görülecek. Bu akıllı kavşaklardan önce aynı kavşakların ve yaklaşık 59 tane kavşağı şu an gerçekleştirdik, devam ediyor. Geometrik düzenlemelerini yaparak bir rahatlama sağladık. Geometrik düzenlemeyle birlikte, akıllı kavşakla birlikte burada artık gözle görülür bir rahatlamayı Antalya halkı görecek 1,5 ay sonra. Tabii burada bu akıllı kavşakların uygulanmasıyla birlikte özellikle yeşil ve kırmızı ışıklar araç kuyruklanması kameralar ve sensörler yardımıyla algılanarak bu ayarları yapılıyor. Kuyruklanma çok uzunsa yeşil ışık burada uzun yanmakta. Kuyruklanma az ise kırmızı ışık burada uzun yanmakta. Böylelikle bir birikim olmuyor. Akıllı kavşakların getirdiği bununla da kalmıyor. Durma kalkmadan kaynaklanan yakıt tüketimleri oldukça azalıyor ki 2 tane pilot kavşakta bunun ölçümlerini yaptık. Bunun dışında en önemlisi karbondioksit, egzozdan çıkan karbondioksit salınımları, emisyon oranlarında ciddi bir azalma var. Bu da çevre açısından da çok önemli. TÜİK verilerine göre başkanımız göreve geldi 2019 Mart ayından bu zamana kadar Antalya'da 150 bine yakın bir motorlu taşıt sayısında artış var. Nüfusumuz 100 bin kişi artmış o tarihten bu zamana kadar. Ve bu 150 bin aracın 80 bin tanesi şu an otomobil. Yani Antalya'ya 2019 Mart ayından bu zamana kadar 80 bin otomobil daha girmiş. Dolayısıyla bu da tabii bir kente yük. Bunun dışında tabii insanların özel araçlarını kent merkezinde kullanmalarında tabii sıkıntılar var. Çok yol kapasiteleri buna çok uygun değil. Toplu taşımı kullanmaları gerekiyor. Toplu taşım sistemleriyle de Antalya'da özellikle pandemi öncesinde yaklaşık 11 milyon bir aylık yolcu kullanımı mevcutken pandemiyle birlikte insanların tabii korkması pandemi etkisiyle toplu taşımı kullanmaması ve özel araçlarıyla işine okuluna gitmesi şeklinde dönüştü. Bunun da verileri şu an için söylüyorum. Şu an 6 milyona düştü.
Yani 11 milyon pandemi öncesi kullanan toplu taşımı şu an 6 milyonlarda. 5 milyon insan yine özel araçlarını kullanmaya devam ediyor. Bu da tabii suni olarak trafiğe bir yük olarak biniyor. Tabii battı çıktı kavşaklar devamı yapılmalı deniyor Antalya kamuoyunda da. Bununla ilgili de özellikle Gazi Bulvarı'ndan Hürriyet Caddesi'ne doğru geçen bir hatta da Uncalı Duraliler bölgesinde de 3 tane kavşak öngörülüyor. Bu kavşakların yapımı Büyükşehir'in utesinde değil, karayolların utesinde. Büyükşehir 2012 yılından bu zamana kadar ilgili ilçe belediyeleriyle birlikte planlama, imar planı uygulamaları ve plan çalışmaları yapılmış. Yargı iptal etmiş. Yaklaşık 10 yıllık süreçten sonra bugün gelinen noktada artık son noktaya gelindi. Bölge İdare Mahkemesi lehimize karar verdi. Onunla ilgili hemen hızlı çalışmalara girildi. Şu an o süreçlerde, parselasyon süreçleri de bitmek üzere. Ondan sonra da burada uygulanabilir hale gelecek. Karayollarda bu 3 kavşağın yapımını birlikte de çalışıyoruz zaten. Üstlenecek ve bu 3 kavşak yapılırsa doğu batı aksında da bir rahatlama görülecek. Kırmızıyla gördüğünüz daha önceleri yapılan katlı kavşaklar, hatta Çallı Mevlana kavşakları 2 katlı yetmedi, 3. katları daha sonra yapıldı. 38 tane kavşağımızı akıllı kavşak haline getiriyoruz. Şu an yaklaşık 1,5 aylık zaman diliminde tamamlanacak. İnşaatlar tüm hızıyla devam ediyor.